Türkiye'nin son 7-8 yıldır içinde oluştuğu kaos, yani kaos ortamı bugün kendini bütün koşullarıyla ortaya koymakta. 17 Eylül'de bizim yapacağımız doğaya, talana, savaşa karşı yürüyüş ise bu talanın artık gün yüzüne çıktığı, yani sadece Saad işte Kürdistan'daki, Saad işte Kürt bölgelerindeki yapılan talana karşı aslında bir yürüyüş değil. Genel anlamıyla bu faşist AKP ve MHP iktidarına karşı yürütmüş olduğu kapitalist moderniteye karşı sermaye güçlendirilmesine karşı bir yürüyüştür. Bizim bu startı DBP, DTK, TCA ve HDP olarak ortak koymamızdaki amaç budur. Yani burada özellikle Kürdistan'da ve özellikle Cüneyt, Şırnak'ta gözümüzün içine baka baka günde yüzlerce tır, binlerce tır ağaç kıyımına uğratılıp o ağaçlar Batı illerine gönderilip Kürdistan doğasını tahrip edilmekte. Dolayısıyla biz de bu açıdan bu yürüyüşü çok değerli ve çok önemli buluyoruz. Hem doğaya, hem talana, hem savaşa karşı. Bir sonuçta hani bir savaş politikası dışında görmek de çok doğru değil. Özellikle bir özel savaş konseptidir zaten. Doğanın tahrip edilmesi, ağaçların kesilmesi. Dolayısıyla buradan şunu belirtiyoruz. Bizim tamamıyla bu yürüyüşteki amacımız, tekrar belirtiyorum, hem savaşa, hem talana, hem de ranta karşı bir yürüyüştür. Yani bir isyandır. Dolayısıyla bu yürüyüşü böyle tanımlayabiliriz. Şimdi aslında nasyonalizmin olmayacağı tek ekolojidir. Yani işte bir sosyalizmin bile nasyonalizmi var ama bir ekolojinin nasyonalizmi olamaz. Niye bunu söylüyorum? Şimdi örnek olarak belirtelim. Brezilya'daki Amazon ormanlarını Kürdistan'ın doğasına etkisi var, yarar var. Dolayısıyla Kürdistan'daki Cüli Dağı'nın ağaçlarının da Brezilya'daki oksijene faydası var. Dolayısıyla buradan diyoruz yani nasyonalizm olmaz. Yani ekolojinin nasyonalizmi olmaz. İşte bir yerde sen kalkıp doğayı tahrip edersen dünyanın dengesiyle oynamış oluruz. Dolayısıyla hani özellikle bu Salt Türkiye için geçerli. Dünyada başka bir örneği yok. Batıda olan ekolojik kıyımlara çok farklı tepkiler, çok farklı kurumlar birleşirken Kürdistan'daki doğal ekoloji tahribatına çok, yani sadece işte diyelim ki Kürtlerin ve Kürt dostlarının, işte sosyalistlerin bir tepkisi olmakta. Yani geçen bir Greenpeace işte ağaç kesiminde bizim herhangi bir şeyimiz yoktu, yani bir projemiz yoktu. Halbuki yani Greenpeace'in bütün dünyada bir ekoloji hareketi olarak biliniyor. Yüksek sonrası Kürdistan olunca bu tür ikiyüzlü politikalar, bu tür sessiz kalma politikalarını görebiliyoruz. Aslında hani başta da belirttim. Yani Kürdistan'daki, Cüdi Dağı'ndaki dağın kelleştirilmesi, ağacın kesilmesi, yani sanıyorlar ki İzmir'e bir zararı yok. Sanıyorlar ki Samsun'a bir zararı yok. Sanıyorlar ki Trabzon'a bir zararı yok. Oysa ki Kaz Dağları'ndaki talana, Kaz Dağları'ndaki ağaç kıyımına da biz karşı çıkıyoruz. Yani bugün Brezilya'da olsa yine karşı çıkarız. Çünkü bizim felsefemiz demokratik, ekolojik bir paradigmadır. Kadın özgürlükçü bir paradigmadır. Yani biz bunu esas aldığımız için dünyanın neresinde olursa olsun ekolojik tahribatlara karşı bir tepkimiz var ve buna karşı bir çıkışımız var. Dolayısıyla Türkiye'de bir faşist bir düşünce yapısı var. Bu bölgesel değişiklik göstermesinin temel nedenlerinden bir tanesi de budur yani. Faşistan yaklaşımıdır, Kürt düşmanlığıdır. Yani biz iktidara, biz işte iktidar ortaklarına Kürt düşmansınız dediğimizde lafı eveleyip geveliyor. Ama yani pratik anlamda yani bunun başka bir tanımı yok. Keşke bir tanım yapmasak ama başka bir tanım yok yani. Yani ekolojistlerle oturup konuşalım yani. Bunun başka bir tanımı var mı? Yok yani, bizce başka bir tanım yok. Dolayısıyla bu sorun Kürt düşmanlığıyla alakalı ve
sermayeyi güçlendirmeyle alakalı, kendi iktidarını güçlendirmeyle alakalı, kendi şirketlerine sermaye yaratmayla alakalı ve bir özel savaş konsepti aslında. Yani aslında 2014 MKK kararında çöktürme planında sosyal, siyasal, askeri, toplumsal, doğal bir proje var ortada. Bugün de bu projenin hayata geçirmek istiyorlar. Ama biz bu projeye, bu tavana her zaman karşı çıkacağız ve güçlü bir şekilde 17 Eylül'de de Cüdi'de bunu deklare edeceğiz. Yani bugün Türkiye'de iktidara baktığımızda iktidar topyekun bir iktidar savaşı veriyor aslında. İktidarda kalma savaşı veriyor. Yani topyekun bu ekolojik kıyımdan tutalım, toplumsal çöküntüye, işte hem askeri olarak, hem güvenlik olarak, hem hukuki olarak kendini iktidarda tutma savaşı veriyor aslında. Şimdi buna karşı bu iktidarda kalmasına karşı ne yapacak? Tahrip edecek. Ne yapacak? İnsanları susturacak. Ne yapacak? İnsanlara karşı bir güç kullanacak. Bugün Türkiye'nin bir polis devleti, bir AKP polis devleti, bir MHP polis devleti söylemimiz buradan geliyor. Yani kendi iktidarını ayakta tutabilmek için bütün argümanlarını kullanıyor ve toplumu ezdirmeye çalışıyor. Bugün Karadeniz'deki HES'ler, bugün Kaz Dağları'ndaki yıkım, bugün Cudi'deki ağaç kesimi, Hasankeyf'in sular altında bırakılması, bunlar tamamıyla yani hem kendi sermayesini güçlendirme, hem de bir iktidarda kalma savaşı ve Kürt tarihini, Kürt kültürünü, Kürt'ün yaşamını daraltma projesidir. Demokratik ekolojik kadın özgürlükçü toplum paradigması toplumun bütün sorunlarına cevap olan bir paradigmadır. Yani hem kadın özgürlükçü olması, hem demokratik bir yapı olması, hem de toplumun kendini var edebilmesi açısından hem kültürel, hem sosyal, hem ekonomik açıdan kendini var edebilmesi için en güçlü paradigmadır. Niye bunu belirtiyoruz? Şimdi kadının özgür olmadığı bir ortam, bir yaşam biçimi, erkek egemenlikçi bir zihniyetin ortaya daha fazla sorunlar yaratması nedeniyle. Yani sonuçta 5000 yıllık bir erkek egemen zihniyeti var. Temeline bakarsanız bütün savaşlar, bütün yıkımlar erkek egemenlik zihniyetinden, erkek egemen zihniyetinden çıkma bir sorundur aslında. Dolayısıyla hem ekolojik de baktığımız zaman bugün işte ekolojisi güzel olan bir ülke ya da bir şehir ya da bir bölgedeki insanların yaşam kaliteleri, insanların işte yaşam psikolojileri, yani yaşama bakış açıları çok farklı iken baktığınızda işte ekolojisi yıkılmış, tahrip edilmiş, tarihi yok edilmiş bir toplumun yaşam kalitesi arasında çok büyük farklar var. Yani özellikle burada Kürdistan'ın tarihini ortadan silmek ve toplumun hafızasından silmek için bir savaş veriliyor. Dolayısıyla buna karşı da bizim paradigmamız olan demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü toplum paradigması buna karşı bir isyandır. Buna karşı bir yaşam biçimidir. Dolayısıyla biz demokratik, özgürlükçü, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü paradigmaya bu açıdan önem veriyoruz ve bu açıdan da önem veriyoruz. Ben aslında başta da belirttim. Hani ekolojik mücadele, ekolojinin nasyonalizmi olmaz. Yani ben işte Kürdistan'ın doğasını savunayım, işte diğer doğa tahrip olsa benim umurumda değil diyemezsiniz. Dolayısıyla burada dünyadaki bütün ekolojistler, dünyadaki bütün ekolojik örgütlerin bu soruna bir çözüm bulması lazım. Başta da biz hani bunu kendi çevremizde yapmamız lazım. Özellikle Kürdistan ve Türkiye'deki ekoloji hareketlerinin birleşip ortak hareket etme gibi bir yaklaşım olması lazım. Yani biz de DBP olarak bunu her zaman destekleyeceğimiz zaten tüzüğümüzde de yer alan bir maddedir.
her zaman destekleyeceğimiz, katkı vereceğimiz de buradan belirtelim. Dolayısıyla bu yıkıma karşı birleşmek en önemli güçtür. Birleşmekten güç doğar. Ama bu biraz önce de belirttik, hani Kürdistan'da olmuş çok Türkiye'deki bazı ekolojistin diyenlerin umurunda olmamasıyla çözülecek bir sorun değil. Yani tekrar belirttim. Ekolojinin tüm dünyada alakası var. İnsanlıkla alakası var. İnsanoğlunun var olabilmesi için, yaşamını sürdürebilmesi için yani ekolojik tahribatın önüne geçmek lazım. Bunun için de birleşik bir gücün, birleşik bir mücadelenin olmazsa olmaz gerekçesidir. Yani siyasi kaygıları bir kenara bırakın. Yani ekolojinin HDP'lisi, DBP'lisi, CHP'lisi, yani diğer partilisi olmaz. Yani ekolojiyi sanmıyorsun. Dünyadaki bütün ekosistemi sanmıyorsun. Ekosistemin tahrip edilmemesini sanacaksın. Ekosistemi tahrip eden savaşlara karşı çıkacağız. Yani bugün dünyada aslında savaşa en fazla karşı çıkması gereken ekolojistler. Yani şimdi 2. Dünya Savaşı'nda patlayan bir atom bombasının hala etkisinden bahsediyoruz. Bir Çernobil faciasının hala etkisinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bu noktada savaşa karşıyım diyen birisi aynı zamanda ekolojisttir. Ekolojistim diyen birisinin de savaşa karşı durması gerekiyor. Kürdistan'da 40 yıldır bir savaş var. 40 yıldır belki milyonlarca dönüm ağaç kesilmiş. Milyonlarca dönüm toprak tahribe uğramış. Bugün halen güneyde yürütülen savaşta kimyasal kullanıldığı söyleniyor ve tüm dünya sessiz. Yani o kimyasalın etkisi sadece bugün için geçerli değil. İleride ne tahrip yaratacağını kimse bilemez. Yani bunun araştırılması gerekir. İşte kimyasal silahların kullanılmasına yönelik bir tepkinin olması da gerekiyor. Yani biz bu mücadeleye aslında topyekun bakıyoruz. Dolayısıyla hani bu tahriplerin de önüne tekrar belirtirsek birleşik bir mücadeleyle, birleşik bir hareketle karşı durabileceğimizi düşünüyorum. Bu yürüyüş SALT, işte diyelim ki tamam çağrıcısı DTK, DBT, TCA ve HDP olsa da biz buradan bütün insanlar, özellikle Kürdistan'da sesleniyor. Bu yürüyüşümüz savaşa karşı, ekolojik tahribata karşı bir isyandır. Yani az önce de belirttim. Eğer savaşa karşıysanız ekolojiyi savunmanız gerekiyor. Ekolojiyi savunmuyorsanız savaşa karşı olmanız gerekiyor. Dolayısıyla buradan tüm dost kurumlara, dost örgütlere, dost oluşumlara, derneklere, kurumlara, ekolojistlere, savaşa karşı olanlara kendine demokratım diye, insanım diye, bu dünyayı seven, bu ülkeyi seven, Kürdistan'ı seven, Türkiye'yi seven insanlara buradan çağrı yapıp 17 Eylül'de bizimle beraber Cudi Dağı'nda savaşa, tavana, kıyıma karşı dur dememiz gerekiyor.